Şimdi durumu görüyorsunuz. Dünyanın ekonomik olarak da, askeri olarak da güçlü bütün ülkeleri İsrail'in arkasında bir kere. Facia burada. Geri kalan Müslüman ülkeler de acizlik içinde. Barış, ateşkes, işte bilmem ne falan filan. Amerika başta olmak üzere bütün Avrupa ülkeleri ve dünyanın diğer güçlü ülkeleri, bak Rusya dahil. Rusya ne diyor? Batı suçlu diyor. O kadar. O da topu atıyor. Yani İsrail'in arkasındalar. O zaman geçmiş olsun. Gerçekten geçmiş olsun. Yani Filistin'in varlık göstermesi mümkün değil ki bu şartlar altında. Ki zaten gösteremiyor. Halbuki burada yapılması gereken neydi? İsrail'i durduracaksın kardeşim. Nasıl durduracaksın? Askeri olarak durduramazsın yani. O başka bir şey. Ambargo uygulayacaksın ya. Rusya'ya yaptılar. Bak koca Rusya değil mi? Ukrayna Savaşı'nda. Başta NATO ülkeleri olmak üzere. Bütün Avrupa Birliği üyeleri. Uzak Doğu'daki bazı ülkeler. Bazı Güney Amerika ülkeleri ambargo uyguluyor. Ne yapıyorlar? Buradan mal almam, mal satmam, senin paranı kullanmam, buradaki hesaplarını kullandırtmam. İşte vatandaşların dolaşıyorsa kredi kartı bilmem ne kullanamaz. Adamın cendereye sokuyor. İsrail'e yap, avuç içi kadar ülke. Ha İsrail bir süre daha dayanır bak. Ambargolara filan dayanır ama bir yere kadar. Bir kere silah ambargosu uygulayacaksın. Ama bak hiçbir ülke yanaşmıyor. Müslüman ülkelerde gayet zavallı bir biçimde. Hıgıgıdı mıgıdıdı. Ne oldu abi? O kadar paranız var. Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, efendim Birleşik Arap Emirlikleri. Bak Mısır ne yaptı? Mısır muazzam bir şey hazırlamış. Yardım konvoyu. Gıda bilmem ne gönderecek. Ama sınırlarını kapattı. Yani demiyor ki açtım gel kardeşim aman orada ölmeyin demiyor. Kapattı sınırlarını. Yani Müslüman dünya zannedildiği gibi şey değil. Orada örgütler var işte. Türkiye'de de öyle. Ben Türkiye'de de görüyorum. Aslında Hamas konusunda böyle kafası çok karışık çok insan var. Ya da yapılana kardeşim sen de böyle yaparsan bu da böyle yapar diyen de çok insan var. Bir azınlık var. Onlar tam şey yani dinci akım. Onlar iç politikada da öne geçmek için. Mesela bu arada en çok kim öne geçiyor? Hüdapar. Hüdapar bütün illerde yani Türkiye'deki oyu 0,5 bile olmayan bir parti birçok ilde gösteri yürüyüşleri yapıyor, konvoylar oluşturuyor, ses getirmeye çalışıyor. Umurlarında değil ha orada Müslümanlar falan hikaye onlar. Yok İsrail'in zulmü falan. Hayır. İç politikada kullanıyorlar. Varlık gösteriyor filan. Ama böyle yapıldığı zaman hiçbir şey çözülmeyecek. Türkiye'nin İşte itidalli bir politika uygularken Tayyip Erdoğan'ın bir anda sertleşmesinin de bir anlamı yok. Çünkü dinleyen yok. Yani ülkeleri saydı işte değil mi? Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere bunların hepsi tam destekliyorlar. Bitti o zaman. Yapacak bir şey yok. Ha, yapacak bir şey yok şu anlamda söylüyorum ha. Yani İsrail'in saldırılarının durması açısından. Yoksa aynı ülkelerde çok ciddi kamuoyları var. Buna tepki gösteren, İsrail'in bu saldırılarının durmasını isteyen falan ama resmi görüş olarak devleti yönetenlerden gelen resmi görüş İsrail'in yanında. O zaman İsrail'i nasıl durduracağız? İşte lafla olmuyor bunlar. Süper gücüm. Süper güçsen hemen Birleşmiş Milletleri toplayıp buradan karar çıkarttıracaksınız. Ama ne oluyor? Dünya beşten büyüktür lafı ezildi gene. Rusya veto etmese Hamas kınanıyordu mesela Birleşmiş Milletler'de. Rusya veto etti. Hani Erdoğan'ın beğenmediği şey var ya, dünya beşten büyüktür. Bak, işimize yaradı. Aynı şekilde Türkiye'nin Kıbrıs'taki işte o yol açma hikayesinde de Birleşmiş Milletler'e şey yapıldı ya, engel olundu ya. Orada da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Türkiye'yi kınama kararı alıyordu. Gene vetoyla kurtardık. Yani ha alınsa ne olur diyeceksiniz. O ayrı mesele. Ama işte durduruldu. Onun için işte bu şeylerde iç kamuoyuna yapılan konuşmaların aslında hiçbir anlamı yok. Ben de istiyorum ki yani bunu bütün millet görsün artık. Ona göre tavır koyalım. Ona göre kamuoyu oluşsun. Böyle bir şey oluyor. Süper liderimiz var, çözer. Çözemez. İlk politika daha mantıklıydı belki. Bir diplomasi yaratılabilirdi. En azından İslam ülkeleri arasında daha bir sert bir şeye hani İsrail'in
davranışına karşı bir şey organize edilebilirdi. Saldırılar durdurulabilirdi. Ama sen de bir anda hop uçtun. Çünkü nasıl orada bir şey yapılamıyor? Bari biz içeride puan kaybetmeyelim. Çünkü muhtemelen danışmanları filan dediler ki efendim bizim dindar çevrede tepki var. Tayyip Erdoğan niye gürlemiyor diye. E nasıl olsa bir şey olmuyor. Gürleyin bari. Ya işte böyle oluyor bu işler. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.